Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, çağrımıza uyup toplantımıza katıldığınız için hepinize çok çok teşekkürler ederiz. Burada depremselliği mühendislik problemleriyle ilgili zihninizi bulandıracak değilim. Çok net, çok basit, çok kolay. Şimdiye kadar her yerde rastladığınız bazı bilgilerin değerlendirmesini bulacaksınız bu konuşmamda. Ve bir yerel mesajımız var. Deprem kuşakları, işte son 6 Şubat'taki faciayı yaşadığımız deprem kuşakları, o Akdeniz'e paralel gelen fay kuşağı, Doğu Anadolu'ya yönelirken Adana'dan gelen öbürkü fay kuşağıyla birleşir. Doğu Anadolu'da bir fay zonu oluşturup burada Erzincan depremini, Varto depremini, Bingöl depremini, son olarak da Malatya ve Adıyaman depremlerini oluşturmuştur. Daha sonra bu fay kuşakları yerinde durmaz. Karadeniz'e paralel Kuzey Anadolu fay kuşağını oluşturduktan sonra gelir Düzce'de biraz dinlenir. O Düzce 99 felaketini yaratır. Arkasından iki başlı canavar gibi bir başı İzmit Körfezi'nden Marmara'ya gömülür. Herkes depremi yaşamayı şöyle bir fantastik bir şey olarak ele alıyor artık. Herkes birbirinin fotoğrafını çekiyor. Depremden kaçanların korkularını tespit etmeye çalışıyorlar filan. Fakat deprem hala aslında devam etmekte. Nasıl devam etmekte? Burada 6 kat binalar var. Bu 6 kat 18,5 metre yüksekliğindeki bu binalar döküldüğü zaman, yıkıldığı zaman olduğu yere yıkılmayacak ki. Şöyle yıkılacak. İşte gördüğünüz gibi 2 metrelik bir kaldırım şurada var. 4 metrelik bir yol şurada var. 1,5 metrelik bir yolda karşıda var. Hepsi 8 metre. 18 metrelik bina olduğu yere dökülmeyeceğine göre oradaki insanların da hayatı tehlikede. Hayatı tehlikede olduğunun farkında da değiller. Ve biz burada duruyoruz. Yetersizlikleri tescilli, bazılarına göre sıra gelmemiş olabilir ama yetersizlikleri kafamıza tescilli binaların dökülmesini bekliyoruz. Ne düşünüyorum? Şöyle bir koşsam diyorum. Ya da başkaları koşsa benim için söz konusu değil. Koşsam diyorum. Hangi saniyede depremin yeniden başlayacağıyla ilgili olarak hayatımız tehdit altında. Sami Gökdeniz gündem dışı bu defa o bir söz aldı. Gelin dedi bu binanın dedi imarını iptal edelim. Şaşkınlık geçirdik. Nasıl olur filan. Ve 9 kişilik grubumuzla katıldık. Oy birliğiyle binanın ruhsatını iptal ettik. Ertesi gün orada bir tabela, tahta perdelerin üzerinde yazılmış bir tabela. 2 Mart 1995 tarihli belediye meclisi toplantısında alınan karar gereğince iptal edilmiştir. Buranın imarı iptal edilmiştir. Ki o zaman şunu da söyledik. Gelin dedik bir adım daha ileri gidelim. Buranın tamamen imarını değiştirelim. Çoğunluğumuz da var. İmarını değiştirelim. Yapılan kısmı 18 kata göre atılmış temeller var. Balıkesir'in sağlam binasıdır gene. 18 kata göre atılmış o temellerin altını tuvalet mi yapacaksınız? Sığınak mı yapacaksınız? Otopark mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yapın. Buraya da 5-10 tane kanepe atalım. Emekliler rahatça otursunlar. Ve memlekette soluk alınma alanları doğsun. Oluyor arkadaşlar. Yani Sami Gökdeniz yönetimi bir hazırlık yaptı. Bir çalışma yaptı. Ruhsatını iptal ettikten sonra acaba ne yapacaklar? Niye yapıyorlar derken sebep işte 26 Mart'ta o sene yapılacak olan seçimlerdi. O seçimleri yaptılar. O seçimlere Gökdelen'i isteyen partinin başkan adayı olarak gitmek istemiyor Sami Gökdeniz. Nitekim kazandı da o seçimi.
bu şekilde netice verici de olabiliyor bu tarz girişimler. O yüzden ben biraz da seviyorum. Biz bir yerde 67 kuşağıyız, 68 kuşağıyız. 68 kuşağı böyle yapardı bu işi. Taksim'de şeyden Galatasaray'dan atlardık yola. Mesajlarımızı vere vere Taksim'e gelinceye kadar toplum polisi de Taksim'de önümüzü keserdi. Ama biz bir sokak önce dağılıverirdik. Toplum polis de bir sıkıntıya girmezdi. Biz de bir sıkıntıya girmezdik. Ama mesajımızı da vermiş olurduk. Galiba burada yaptığımızda buna benzer bir şey.